çıplak milleti giydirdim, aç milleti doyurdum diyen Bilge Kağan neyse bugün Ülke Ocakları odur. Nobel ödülü almış, tıp alanında, biyokimya alanında Nobel ödülü almış tek Türk olan Aziz Sancar bir Ülke Ocaklıdır. Bunu unutmayın. Neden ben yapmayayım, neden ben başarmayayım sorusunu kendinize sorun. Emekli kardeşlerim, Ülke Ocakları Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar bütün Türk ve İslam aleminin umududur. Beraberiz. Hiç kimse, okyanus ötesindeki hiçbir kişi ve ülke benim Siirtli kardeşimi bizden daha fazla sevemez. Ülke Ocaklılar her zaman söylediğimiz gibi bu devrin bahadır çocuklarıdır. Ülke Ocakları Yesevi deryağıdır. Fatih Otağı'dır. Bunları amaseten söylemiyoruz. Hoca Ahmet Yesevi'nin talebeleri nasıl bu toprakları Türkleştirmiş ve İslamlaştırmışsa bugün ülkücüler de o misyonu aynı şekilde devam ettirmektedir. Devir teknoloji devri. Bu teknoloji devrini yakalamamız lazım. Robotik kodlamaları, işte çeşitli yazılımları hem okulumuzda hem de Ülke Ocakları'nda açtığımız kurslarda öğrenmek durumundayız arkadaşlar. Erciş olmasın, Bozkurt yuvası! Erciş olmasın, Bozkurt yuvası! Davamızı düşüneceğiz, akşam yapacağız davamızı. Davamıza bir kişiyi daha nasıl kazandırırım? Davamı bir arkadaşıma daha nasıl anlatırım? Bunun derdini olur. Bu da neyle olur? Yayınlarımızı okuyacağız, yayınlarımızı takip edeceğiz. Hem Doğu Türklüğü ile aramızda gönül köprüleri inşa ediyorsunuz, hem de Serhat boylarında bizim uç beylerimiz olarak nöbet bekliyorsunuz. Dolayısıyla yaptığınız vazife az değildir. Buradaki her bir ülküdaşım bir bayraktır. Davamıza ve aziz milletimize hizmet etmektedir. İstanbul neyse Hakkari odur. Bursa neyse Erzurum odur. Bizim açımızdan bir farkı yok. Tabi bunların zihinleri sakat. Zihinlerinde bölücülük olduğu için bir de bunlar topyekün Ülke Ocakları'na düşmanlar. Derdimiz var arkadaşlar. Derdimiz Türkiye, derdimiz vatanımız, memleketimiz, dinimiz ve devletimiz. Şairin ifade ettiği gibi diyor yani yeniden cemre gibi düşmek toprağa, yeniden haram etmek gece gündüz uykuyu, Yunus Emre gibi atsız pusatsız yeniden fethetmek Anadolu'yu. Biz de Anadolu'da gönüller fethetmek için ülküdaşlarımızla yollara düştük. Müzik.
içindeki kilise de dahil olmak üzere Türk toprağıdır. Kilise bizim kılıç hakkımızdır. Kılıç artıkları kılıç hakkının ne demek olduğunu bilmez. Kur'an'da 3 tane bu geçiyor arkadaşlar. Lat, Uzza ve Menat. Bunlar Lat otoriteyi, Uzza gücü, Menat'ta parayı temsil ediyor. Bugünkü karşılıkları otoritenin emperyalizm, gücün faşizm, paranın da kapitalizm. Eğer ki Kur'an'ı böyle okursak, bu anlamıyla okursak, Mehmet Akif'in ifadesiyle asrın idrakine İslam'ı söyletebiliriz.